3 kuruşluk 60 70 senelik fani dünya hayatında yazlığı, kışlığı, değil mi? Fabrikası, atır arabası, hırs o biçim alemi ahiretteki dereceye gelince, cennetin o alemi mertebesine gelince kapısından gelim yeter. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bakın, insana diyor bir vadi dolusu altın verilse o ikincisini ister. Ve ancak diyor insanı toprak, toprak O yüzden derdiniz ahiret olmazsa derdiniz maişet olacak bir sürü dertlerle sınanmaya başlayacaksınız. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade sui maişete onlar maruz oluyorlar. Onlar Yahudiler. Gariban adamlar yani. Onların zenginleri dahi süflü yaşıyorlar. Yahudik vasıflarından bir tanesi hırsmış. Hırsı mecazi. Hırsı ikiye ayıracağız. Şimdi bakın hırsı doğru analiz etmek lazım. Şimdi 9. sözde bak hırsı çok güzel ayet etmiş bize mektupta. Diyor ki insanda hem mala hem caha karşı şiddetli bir hırs gösterir insan. Bu fıtri bir ihtiyaç yani. Hırs benim yapımda var. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş olan o fani mal ve afetti şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah yani makam o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan meratibi maneviyeye, derecatı kurbiyeye, zadı ahirete ve hakiki mal olan amali salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi, ali bir haslet olan hırs hakiki inkılap eder. Demek ki benim hırsımı doğru kullanmam için ne yapmam lazım? Önce bakmam lazım. Kendi mahiyetime bakmam lazım. Dünyaya bakmam lazım. Baktığımda böyle tabiri caizse hırs yaptığım malın faniliğini, hırs yaptığım şöhretin afetli oluşunu ve istemiş olduğum o makamın riyakarlığa medar olabileceğini gördüğüm anda hemen hırsımın yönünü döndüreceğim. Ne yapacağım? Fani mal yerine amali saliha ve zadı ahiret. Ebedi bir kazanç. Ve meratibi maneviye derecatı kurbiye. Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak ve manevi terakki noktasında dereceye hedef yapacağım. E bunu yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Hep örnek görüyor ya? 3 kuruşluk 60-70 senelik fani dünya hayatında yazlığı, kışlığı, değil mi? fabrikası, atı, arabası, hırs o biçim alemi ahiretteki dereceye gelince, cennetin o âli mertebede gelince kapısından girim gelin yeter. Kapısından girim yeter. Fani dünya için acayip bir hırs, zirve, ebedi bir dünya için kapısından girim yeter. Girecek adam kesin o. Kapısından giriyor bir de kapatı dibi 30 yeter yani. Bu mantalite ile beraber artık ne oluyor? Hırs beni ne yapıyor? Sarıyor. Çünkü bakın hırsta şöyle bir şey var. Bir insandaki hırs rızık peşinde koşmayla daha çok ortaya çıkar. O yüzden parayı seven insanlar çok hırslı insanlardır. Yani para sevgisi büyük imtihandır. Mal sevgisi büyük imtihandır ondan sonra. Ve insanın maalesef aldandığı bir nokta vardır ki şu. Efendimiz Vesselam buyuruyor ki bakın insana diyor bir vadi dolusu altın verilse o ikincisini ister diyor. Ve ancak diyor insanı toprak doyurur. Bu, bu hadis-i şerif. Fıtrat peygamberi çok net ifade etmiş. Rızık peşinde koşmak alemimize çok büyük yer teşkil ediyor. Derdi maişet diyor üstad. Maişet ne demek? Geçim sıkıntısı. Derdi maişet. Bakın derdi ahireti olmayanın derdi maişeti olur. Derdi refikası olur derdi çocuğu olur, derdi siyaseti olur. Ama derdi ahireti olan, son nefeste imanla kabre girip girmeme noktasında derin bir endişe taşıyan bir insanın en büyük derdi, derdi ahiret olur. Derdi ahiret olanın da dünyevilik dertlerinin hepsini Cenab-ı Hak satın alır. Kim ki diyor Allah'ın dinini dert edinirse Allah onun dertlerini satın alır. Kim ki diyor Allah'ın dini dert edinmezse Allah onun dertleriyle ne yapar? Baş başa bırakır. O yüzden derdiniz ahiret olmazsa derdiniz maişet olacak, derdiniz refikanız olacak, derdiniz çocuğunuz olacak. Bir sürü dertlerle sınanmaya başlayacaksınız. O yüzden rızık dediğimiz hakikati hırs ile değil. Üstad diyor ki tevekkül ile aramak lazım. Şimdi peki bir insan neden rızık noktasında acayip bir hırs gösterir? Sebebi şu çok derste ifade ettik. Kitabı kebir, kainata Kur'an gözüyle bakmayan bir kişi rızkın kendi iktidar ve zekavetine bağlı olduğunu zanneder. Halbuki kitabı kebir, kainat dediğimiz şu dünyada gözümüzü açtığımızda göreceğimiz zaman rızık iktidarla, zekavetle makusen mütenasip, ters orantılıdır. Örnek, ana rahmindeki çocuk direkt kordan boğayla beslenir. Dünyaya gelince iki sene boyunca ne yapar? Kan ve fıskortasından, annesinin memeler musluğundan rahmet hazinesinden ne olur? Beslenir. Doğru mu? Yaşı büyüdükçe rızık uzaklaşmaya başlar. 7-8 yaşından sonra ne derler? Yersen ya, ye, yemezsen yeme. Doğru mu? Bak insanlar aleminden bir örnek. Hayvan alemine gelelim. Hayvanlar aleminde canavarlar, değil mi? Yırtıcı hayvanlar, güçleri vardır ama rızık peşinde koşarlar. Yavrular acizdir, rızık onların peşinden koşar. Bitkiler alemine gelelim. Ağaçlar yerinde durur, bulutlar ne yapar? Suyu ayaklarına kadar götürür. Hayvanat halinden bir örnekler verelim. Eğer bu iş güçle, kuvvetle, iktidarla olsaydı meyve kurtları aç kalırdı. Ama meyve kurtlarının her yeri rızıktır. Girer elmanın içine, döndür rızık, döndür rızık. Bak aşağı rızık, bak yukarı rızık. Rızık her tarafını kaplamıştır. Yani Yahudilik vasıflarında olan zeki ve dessas, bakın dessas, özellikle pazarlamacıların çok kullandığı yöntem. Adam malı almayacak, açtım diyor, açtım diyor, açtım diyor, böyle yaptım diyor, verdim diyor, bit konteyner mal sattım. Vay be, helal olsun sana. Büyük adamsın yani. Sen sattın. Karun da senin gibi diyordu biliyor musun? O Karun var ya, gebelen Karun. Ben kendi ilminle yaptım diyor diyor Karun. Sen de böyle diyorsun. Bir sattım. Mal satarken yalan konuşuyor. Mal yağın elinde abi. Hayatta çıkmaz. Bakın enteresandır ya. Cüzi bir ticaret yapıyorum ben de. Şimdi adam diyorum adam şu malı yap. Abi diyorum bak bu mal diyorum 10 gün sonra ne çıkar? Abi acil lazım. Bak abi 10 gün sonra çıkar. Abi, abi yalan mı konuşayım? Yani yarın deyip seni aldatayım yani bunu mu istiyorsun? Adam alışmış gıda. İlla kendisine yalan konuşacak yani. Anladın mı? Şimdi neden 10 gün sonra dedin de 10 gün sonra vermen lazım. Kur'an'ı bir duruş, sünnet üzerine bir yaşayış bunu gerektirir. Tutamayacağın sözü vermeyeceksin. Söz ağızdan çıktı mı seni esir etmesi lazım. Ama abi ticaret yalansız olur mu ya? Niye? Yahudilik vasfı, zekavet ve desas. Ve bu itikatta olduğumuz için Adiyat suresini okuyorsunuz ya. Vel adiyati davha diye geçen o müthiş ayet-i kerimenin bakın mealini bir okuyun. Cenab-ı Hak orada atlardan bahsediyor. Bakın şimdi ne diyormuş atlar? Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki. İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Kim anlatıyor burada? Atları. Zooloji kitabı mıdır Kur'an-ı Kerim? Peki atlar Kur'an okuyor mu Atilla abi? E bu kim at? Hangi at bu? Bu at kim biliyor musunuz? Soluk soluğa süratle koşan, sabah erkenden yedide dükkanı açıp, ne yapan? Tozu dumana katan, düşman topluluğu kim? Rızkını çalar endişesiyle. Herkesi düşman gören, rakip gören, rızkımı elinden almasın diye, böyle ondan malı saklayan, bundan malı saklayan desiselerle kendini muhafaza altına alan kişi ne yapıyor? Dalıyor. Neye? Düşman topluluğuna. Çünkü elinden rızkını alacağı zannetmiş olduğu herkes düşman. Ve böylece ortalığı tozu dumana katıyor. O atlara and olsun. Ayet ne diyor sonra? İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Rab kim? Seni terbiye eden. Rızkını idare eden Rabbindir. O yüzden kabirde olacak bize? Men Rabbüke senin rızkının Rabbin tarafından verildiğinin farkına varmadığın için sabahın erkeninde dükkanına gidip hırs ile 13-14 saat çalışıp topukların tavana değecek kadar böyle koşturup tamam mı rızkın peşinde aslanın midesinde ne midesi ya daha da derinlenilmiş olan o rızkını böyle kendi mücadelenle çıkardığını zanneden atlar. Sabah işe erken gitmek sünnettir abiler. Sakın bunu ayarı kaçırmayın. Buradaki mevzu nedir? senin rızka gitmen, sabah dükkanı erken açman peygamber duasına seni mahzar Fakat o dua neticesinde ahiretin unutuyorsan, namazı unutuyorsan, Cenab-ı Hakk'ı tanıma ilmini, marifetullah ilmini ikinci plana atıyorsan ve 16-17 saat diridalar gibi aşk ile dünya için çalışıyorsan senin yapmış olduğun bu hareket ibadet değil, sen o ayakları topuklarına değen ateşler çıkaran atlar gibisin ve adiyat sureti senden bahsediyor. Bak şimdi bu sure bana ne kadar güzel bir ikram oldu yani. O mana beni anlattı. Atı değil yani.